Merhaba. Viyana Sanat Tarihi Müzesi'ndeyiz ve Johannes Vermeer'in Resim Alegorisi adlı eserine bakıyoruz. Bu resimde ressamın bir resmi resme dişini görüyoruz. Daha sonradan tarih perisine dönüştüreceği bir modeli çiziyor. Yani buradaki modelimiz Clio. Bunun Clio olduğunu elinde tuttuğu objelerden anlayabiliyoruz. Bir trompet ve bir kitap. Ayrıca kafasında da defne yaprakları var. Bu alegorik bir figür. Benzer bir örnek olarak özgürlük heykelini düşünebiliriz. Bu resmin ana fikri ressamın ve resmin dönüştürme gücü. Sanki sanatçının stüdyosuna özel olarak davet edilmişiz gibi hissetmiyor musunuz? Geriye doğru çekilmiş perdeye bir bakın resmin sol köşesini olduğu gibi kaplamış. Karşımızda normalde göremeyeceğimiz bir sahne var. Toplanmış halde duran şu perde ilginç bir optik özelliğe sahip. Biraz odak dışı kalmış. Etrafına pırıl pırıl ışık saçıyor. Ancak bu parıltılar sanki olduğundan fazla büyük. O yüzden de siz sanatçının baktığı şeye, yani modele bakana kadar resim netleşmemiş gibi duruyor. İşte tam orada odağın netlik kazandığını görüyoruz. Resimde öylesine bir derinlik algısı var ki, bazı sanat tarihçileri sanatçının kamera obskura kullandığını düşünüyorlar. Kamera obskuraya fotoğraf makinalarının büyük büyük dedesi de diyebiliriz. Bir kere içinde film yok. Aslında üç boyutlu olan objeyi, iki boyutluya dönüştürmeye yarayan bir alet. Fermer söz konusu olunca, ışık her zaman önemlidir. Perdenin arkasından bir yerlerden gelen ışığın kaynağını görmüyoruz. Işık yukarıdaki avizeden süzülmeye başlayarak, tarih perisine, masadaki nesnelere, yerdeki karolara, sanatçının kat kat duran çoraplarına vuruyor ve sağdaki döşemeli sandalyenin üzerindeki pirinç çivilere kadar ulaşıyor. Işığın süzüldüğü yolları takip edebiliyoruz. Haritada oluşturduğu gölgeler ve aydınlatmalar çok hoşuma gidiyor. Şimdi bir de ressama bakalım. O da giyinip kuşanmış. Evet, modelini de süslemiş ama kendi de normalde stüdyoda çalışırken giyeceğinden çok daha süslü bir şeyler giymiş. Arkası kat kat şeritler halinde uzanan güzel siyah bir yeleği ve şık bir şapkası var. Altında da parlak turuncu bir tayt görüyoruz. Bu resim belli ki fermier için önemli bir resimdi. Çünkü resimdeki ressam bile asil elbiseler giymiş. Bu resmin bir özelliği de sanatçı öldüğü zaman hala kendine ait olmasıydı. Hatta eşi bu tabloyu borçları için mallarının peşinde olan alacaklılardan kurtarmak için epey uğraşmıştı. Yani bu gerçekten önemli bir resim. Bana aslında Velázquez'in Las Meninas isimli tablosunu anımsatıyor. O tabloda da sanatçı kendi resmini tabloya dahil etmişti. Yüzünü görebiliyorsunuz. Fakat oradaki ressam sanatçının toplumdaki yerine itafen oldukça resmi giyinmiş. Adeta giyimiyle mesleğini onore ediyor. Fermer o kadar titiz ve dikkatli çalışmış ki sanki tuvalin çerçevesinden geçip odasının içine bakıyor gibiyiz. Fermer'in bir ressamı resmederken çizmesi bize bu baktığımız eserin de aslında üzerinde düşünülmüş ve yapay bir görsel olduğunu hatırlatıyor. İroniktir ki bu resmin hikayesi de oldukça karışık. Aslında biraz da ortalığı karıştıran türden. Fermier'in mütevazı şöhreti 18. yüzyılda yok olmak üzereydi ve o dönemde ressam iyice unutulmuştu. Ancak bu resim 19. yüzyılda tekrar ortaya çıkıyor ve biri resmin altına daha çok tanınmış bir sanatçının imzasını ekliyor. Neyse ki Vermeer'in eserleri üzerine eğitim almış bir akademisyen yine 19. yüzyılda bu resmin asıl sanatçısının Vermeer olduğunu ortaya çıkarıyor. O günden sonra Vermeer'in ünü gitgide artıyor. 20. yüzyıla geldiğimizde bu resim inanılmaz değer kazanmıştı ve bu yüzden de sahibi onu satmak istedi. Amerikalı finansçı Mellon bu resmi satın almaya çalıştı. Ancak ihracat kısıtlamaları yüzünden satış durduruldu. Çünkü o zamanlarda tarihi ve sanatsal değeri olan eserlerin yurt dışına çıkarılmasına izin verilmiyordu. Bu resmi eninde sonunda alan kişi ise Adolf Hitler oldu. Hitler tam bir sanat aşığıydı. Gençken bir sanatçı olmak istiyordu. Kocaman bir sanat koleksiyonu vardı. Avrupa sanatının en nadide eserlerini bir müzede toparlamak istiyordu. Bu resim Hitler'in Münih'te yaşadığı evine getirildi ve savaşta koruma altına alınana kadar da orada kaldı. Savaşın sonunda resim müttefik devletler tarafından alındı ve Viyana'daki müzeye iade edildi. Sanat ve tarihle ilgili bir resmin tarihteki önemiyle ilgili bir tablonun kendi tarihinin de bu kadar karışık olması bana gerçekten çok ilginç geliyor. Hoşçakalın.